Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsun Spor deplasmanında olacak değerli izleyenler. İlk haftayı galibiyetle kapattı. Gaziantep karşısında 2-1'lik bir galibiyeti var Fenerbahçe'nin. Bu haftayı da kazanırsa hemen böyle listenin başına yerleşecek. Fenerbahçe taraflarını da mutlu edecek bir gelişme. Neler bekliyorsun yeni ekip karşısında Fenerbahçe'den? Takımın forvet attı kompleyeni ve hepsinin skora katkı verdiği, çabuk uyum sağladığı bir ortam Fenerbahçe'yi de taşıyor. Gerisine baktığımızda aslında kadroya muhtemel 11'e belki Fred bugün olabilir. Dahil olabilir. Bizim de muhtemel 11'imiz vardı, onu da rica etmiş olalım. Tabii. Yani orada yenilerin katkısı, mesela biraz önce Beşiktaş'ta o taraftarın da tepkisine neden olan yeni transferlerin geç gelip uyum sağlayamaması, Fenerbahçe'de tam tersi. Bu tip uyum haftalarında artık bunlar neredeyse hazırlık maçı gibi, çünkü takımlar yeni kuruluyor. Doğru. Buraları kayıpsız geçmek gerçekten çok önemli. Geçen hafta Gaziantep karşısında bir acaba mı dedirtti yine Fenerbahçe böyle taraftarına, geçen sezonu bir hatırlattı ama. İlk hafta. İlk hafta yani bunların kaybın şeyi olmaz, üzüntüsü, cezası olmaz. Ama bu haftalarda aldığın puanlar seni yarışta tutar. Doğru. Taraftarın özgüvenini arttırır, motivasyonunu arttırır, teknik heyete güç verir. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın en büyük artılarından biriydi. Hep konuştuk. Yani Gomis'in sahneye çıktığı haftalar, son dakika galibiyetleri belki de en çok Okan Buruk'u koltuğunda tuttu. Eleştiri oklarını yöneltmedi. Ondan sonra da zaten takım toparlandı. Aynı şey Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de söz konusu. Ben bu akşam Gaziantep'e göre daha zorlu bir elbette maç bekliyorum Samsun deplasmanında, ama diğer tarafta Fenerbahçe'nin daha oturmuş, daha birbirini tanıyan oyuncu grubu haline gelmesi orada da Fenerbahçe'nin yıldızlarını ön plana çıkaracağı bir maça götürüyor bizi. Peki, şimdi Cengiz ve Fred ihtimali var bugün sahnede olması beklenen. Muhtemel 11'imizi de rica edelim yönetmenimizden. Onu da konuşalım. Bekliyor musun bu iki oyuncuyu bu akşam? Fred'i bekliyorum, evet. Cengiz'i sanki böyle bir sonradan oyuna dahil olur gibi düşünüyorum. Ekrana da geldi. Kalede İrfan Can bekleniyor. Ben de onu bekliyorum, sen. Artık Altay'ın oynamaması lazım. Yani geçen haftaki hani su atıldı kafasına diye konuşmalar da vardı. Evet, görsel de vardı. Yani sahaya su atmak hatalı da hani Altay'a atılmamış, o onu da söyleyelim, ama bundan sonra İrfan Can'la yola devam etmek lazım. Bu arada Livakovic'in işi de bitiyor gibi. Bitiyor mu gerçekten? Umarım bugün bitiyor. Bugün bazı gazetelerde ben yine olumsuz şeyler gördüm ya. Ya Hırvat basınına baktım ben de dün gece. Bayağı bir iş bitti, artık gidiyor gibi bir durum söz konusuydu. Eğer olmuyorsa da Fenerbahçe taraftarı buna biraz tepki biriktirir. Çünkü aylardır Livakovic diye bekletiyorsunuz ve Altay'la taraftar iyice karşı karşıya geldi. Livakovic, bir de Petković, sezon bittikten beri bu iki kişiyi konuşuyoruz. Ama o biraz da Hırvat takımıyla alakalı. Tabii canım, evet. Şimdi savunma dörtlüsü olarak soldan Osterwolde, Serdar Ciku ve Ferdi bekleniyor. İsmail, Fred, Mert Hakan, solda Tadiç, sağda Cengiz, ileri uçta da Dzeko'yu bekliyoruz. Evet. Sen de böyle bir kadromu bekliyorsun. Cengiz ve Fred bizim kadromuzda var. Yani bu daha dirençli bir kadro. Szymański oynar mı? Karşılaştırıyorum. Evet, mesela foto maçta Szymański var. Szymański oynar mı, ama orada da biraz savunma direnciniz düşer. Yani o da bir teknik heyet kararı muhtemelen. Çünkü Mert Hakan... Biraz eleştiriliyor Mert Hakan. Sen de katılıyor musun? Yani şimdi Mert Hakan gelirken buraya hani şovlarla geldi. Sivas'ın en iyi oyuncusu olarak geldi. Aynı şekilde Galatasaray'da diğer takım arkadaşı geçti. İkisi yıldız olarak geldi. Ama yıldızlığı bırakın, normal ilk 11 oyuncuları haline bile dönüşemediler. Doğru. Emre Kılınç'la beraber. Bu yüzden Mert Hakan'a eleştiriler olması normal, ama ne zaman görev verseniz iyi kötü bir şey yapıyor. Ne yapacağını biliyorsunuz en azından. %100 değil ama %60-70'i alacağınızı biliyorsunuz. Orada bir savunma kurgusu olabilir. Gaziantep karşısında da Mert Hakan vardı. Yine İsmail'le yan yanaydı. İsmail'le yan yanaydı işte. Asıl nokta o. Yani hücumda Mert Hakan, yani Cengiz oynarsa elbette ki iş değişir, ama Tadiç, Cengiz, Dzeko üçlüsü biraz sanki desteklenmeli. Daha savunmacı bir takım okuyorum burada. Samsun Spor'a karşı acaba böyle savunmacı mı yaklaşıyorlar? Ya olabilir. Samsun Spor'un daha oyun stili yeni takım zaten. Kimse bilmiyor. Kimse hakim değil ligde. Yeni gelen oyuncular var. O yüzden
biraz maçı tutmak isteyebilir. Ama Szymański'nin de formda olduğunu unutmayalım. Kesinlikle Szymański bence Fenerbahçe'nin bu sezon transferlerinin en iyilerinden biri. Ve hani o kadar yıldızın arasında çok fazla böyle parlayamadı ama oyun anlamında bence oldukça iyi. Yani mesela Kent'i acaba sezon içerisinde çok fazla görebilecek miyiz? Kent biraz da Tadic'i de yedekleyecek. Yani orada açık olarak hani, sadece sol değil. Evet asıl mevkisi sol ama sağ tarafta da zaman zaman kullanırsınız Kent'i. Rangers'da yanılmıyorsam oynamıştı öyle bir dönemde. Burada Kent yani kulübe adamı, rotasyon adamı, Türkiye Kupası'nda oynayacak, dış saha maçlarında özellikle rakibi biraz daha üzerinize çektiğinizde kullanacağınız hızlı bir oyuncu, deparlı bir oyuncu. Şu anda Fenerbahçe kadrosunda muhtemelen tek konuşacağımız iş Szymański gelir mi, oynar mı diye. Savunmaya da bakalım. Ferdi'yi sağda izleyeceğiz. Asıl mevkisi olan ve asıl mevkisi sol bek olan Jaden Osterwolde de yine bu akşam 11'de beklenen isimler. Geçen hafta Osterwolde bize bir şeyler vaat etmeye çalışıyor. Evet. Ama onun karşılığını henüz veremiyor. Tam anlamıyla sence fırsat veriliyor mu ona? Hani bazı oyuncular için çok ısrar ediliyor veriliyor. Bak ısrar ediliyor evet ama çünkü yapılan bir yatırım var. Doğru. Bir yani klasik olacak kumaşı var, yetenek var ama o yetenek Fenerbahçe seviyesinde mi, yani B sınıfında mısın, A sınıfında mısın henüz çözemedik. Bence Fenerbahçe de çözemedi. Yani Fenerbahçe A sınıfı bir takım, B sınıfı oyuncuyla bir yere kadar tahammül eder. Bir anda keser atar o problemli yeri, Osterwolde'de bu kadar yatırım falan sonuçta kimsenin umurunda olmaz. Takım her şeyin önünde gelir. O yüzden oyuncu da bir an önce uyum sağlayıp artık Tadic'le mi uyum sağlar, İsmail'le mi oradaki geri dörtlüyle mi ama takıma da bir şey vermesi lazım. Hücum beki olarak alındı, henüz bir katkısı yok. Peki, Dzeko'nun açıklamaları vardı. Onlar üzerinden biraz devam edelim. 9 sene şampiyon olmamış bir takıma gelmenin benim için bir meydan okuma açıklamasında bulundu. Manchester City'nin de 44 yıl sonra gelen şampiyonluğuna da çok fazla değindi. Fenerbahçe'de kendini kanıtlayabileceğini düşünen bir oyuncu. Bence de şimdiye kadar da sanki kanıtladı gibi yani. Ne diyorsun? Ya, muhteşem bir futbol karakteri. Yani Bosna Hersek'in dünya futbolundaki tek akılda kalan ismi herhalde şu anda ve son 20 yıla baktığımızda neredeyse. Ondan önce geçirdiği kariyeriyle beraber nerede ne yapacağını bilen takımı, yani saha içinden bahsetmiyorum, saha dışında takım arkadaşlarını nasıl destekleyecek, tribünle nasıl iletişim kuracak, medya ilişkileri nasıl olacak, çok büyük bir profesyonel. Fenerbahçe'nin de bunlara ihtiyacı vardı. Mesela bu yaptığı açıklamalar, bu konuşmalar taraftarı camiayı da kenetler ama tabii ki goller attığı müddetçe, Fenerbahçe'nin skor yükünü taşıdığı müddetçe, Tadic'le uyumu da gayet yerinde. Fenerbahçe'nin çok doğru hamleler yaptığını görüyorum bu konuda. Peki Fred'in röportajına da kısaca değinelim. Onun da öne çıkan başlıklarına bakıyorum. Çok fazla transfer teklifi aldığından bahsetti ama Fenerbahçe'nin özellikle taraftarının coşkusu onu çok etkilemiş. Aslında geçen yılki taraftar çok da coşkulu değildi sanki Fenerbahçe'ye karşı ama bu senenin başlangıcı bence iyi olacak. Şimdi oyuncu Fenerbahçe'nin oturup geçen seneki maçlarını falan izlememiştir hepsini. Olabilir. Ama herkesin elinde telefon var. O kırmızılı aplikasyona tıklayıp Fenerbahçe fans yazdığın zaman coşkulu görüntüler gelir. Sen de motiv olursun. Aa burada bir hareket var, burada bir canlılık, burada bir hayat var dersin. Kolay bir transfer değil. İyi bir maliyetle geldi ama Manchester United'dan bir oyuncu alıyorsanız, Brezilya milli takımında forma giymiş bir oyuncu alıyorsanız bu bedellere çıkmak zorundasınız zaten. Fred'in bir an önce takıma katılması lazım. Mesela İsmail Fred ikilisini ben yerleşik düzen olarak görme taraftarıyım ama tabii önce Fred'in o uyum sürecini bir an önce halletmesi lazım. İsmail bu yerli denkleminde Ferdi'den sonra sayabileceğimiz kaleciyi bir anda bırakıyorum. İkinci kişi olacak gibi sanki bu sezon. Fenerbahçe'nin yerli oyuncu sayısı fazla mı? Fazla. Kaliteleri iyi mi? İyi. 11 oyuncusu olur mu? Hepsi için. Evet. Burada yerli yabancı ayrımı olmadığını İsmail Yüksek bize kanıtlıyor. Doğru. Geçen sene Jesus'la beraber yavaş yavaş monte edildiği yerde bu sezon düzenli 11 ve bitmek bilmeyen bir enerjisiyle oynuyor. Bence yerli yabancı limitinin futbolda olmayacağının bir
şimdilik kanıtıdır İsmail Yüksek. Bu kadroda İsmail Fred'le beraber çok iyi bir ikili olacak gibi gözüküyor. Peki bu şekilde de Fenerbahçe'yi noktalayalım.